İran'ın underground müzik grubu Kiosk Avrupa turnesinde. 1990 yılında kurulan grup ilk albümlerini 2005'te piyasaya sürdü ve Tahran gençliğini blues, rock ve jazz tınılarıyla kendine hayran etti. Kiosk'un kurucusu Araş Sopani bugüne kadar nasıl geldiklerini Euronews'a anlattı. Biz hiçbir hayal kurmadık. Ne bir albüm çıkaracağımıza ne de ülkenin sınırlarını aşacağımızı düşünüyorduk. Arkadaşlar arasında eğlence amaçlı kurulmuş bir müzik grubuydu bizimki. Eğlencesine kayda girdik. Hiçbir beklentimiz olmadan. Ben de bizzat stüdyo kaydını piyasaya sürmek istemiyordum. Zaten grup olarak da böyle bir albüme vaktimiz yoktu. İran'daki birçok alternatif müzik grubu gibi Kiosk da İslami Cumhuriyet'in izin verdiği müzik alanına girmediğinden sokaklarda dinleyicilerine hitap etmeleri ya da konserler vermeleri yasak. Kiosk politik ve sosyal şarkı sözleriyle ülke içinde tehlike arz ettiğinden grup üyeleri 2006 yılından beri Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da ikamet ediyor. Ben daha önce albümümüzü çıkaran İran menşeli plak şirketinden daha farklı bir çalışma yaptığımızı söyleyemem. Adama Mamoli İran toplumuna ilham olmuş bir isim ve benim gözlerimde hep köklerimin var olduğu ülkeme İran'a çevrilidir. حاضر یکیشو از دست بدی نگو که ریفورمیستی دوست دختر پلاستیکی تنها چیزی که خونه. İran'da underground müzik grupları konser veremez. Devlet desteğinden kesinlikle faydalanamazlar. Ve hiçbir kazanç da elde etmezler. Biz de gizli alanlarda konserler verip müziğimizi hayranlarımızla paylaşıyorduk. Bazen yer altında buluşuyorduk. Ancak Kiosk üyeleri olarak yurt dışına yerleşince internet üzerinden sanatımızı paylaşmamız bizi bağımsız bir grup haline getirdi. Biz müzik hayatına başladığımızda ilk 15-20 yıl birebir iletişim kurarak geçirdik. Ne iTunes ne de internet vardı. İnternet şimdi yasallaşıyor. Aslında bizim zamanımızda çok iyi gruplar da bulunuyordu. Ama kimse onları bugün hatırlamıyor. Teknolojinin yokluğu onları da unutturdu. Kiosk, Londra, Paris, Berlin, Amsterdam ve Münih'te verdikleri Avrupa konserlerinin ardından 28 Eylül'de New York'ta sahne almaya hazırlanıyor.